Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda 4. bölüm 10. testin çözümünü yapacağız. Karma testi, üniversiteliğim testi neyin karmasıydı? Açı ortay, kenar ortay ve açı kenar bağıntılarının karmasıydı. Hadi bakalım çözüme başlayalım. Bir okçu dengeli bir atış yapabilmek için oku. Yayın ipi arasında oluşacak açının açı ortayı olarak tutmalıdır. Evet şöyle açı ortayı olarak tutmalıysa o zaman buradaki açı şu şekilde olması lazım değil mi? Dengeli bir atış için yay şekildeki gibi verildiğinde okun yayı kestiği noktadan ipe inilen ile ok arasındaki açı 50 derece olarak ölçülmüştür. ABC açısı kaç derecedir diye soruluyor. 50-90 ise direkt burası kaç yapıyor? 40. E o zaman burası da 40. Bizden bu açının tamamı soruluyor. Cevap ne yapar o zaman arkadaşlar? 80 derece yapar. Yani birinci soru denizli oldu. Geldik 2'ye. Bir ABC üçgen çizerek bu üçgenin üzerine aşağıdaki adımları uygulayınız. Hemen bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar. Sonra aşağıdaki adımları uygularız. Gerisi kolay. Hadi bakalım çizdik A, B, C. Sonra ne diyor? Kenar ortaylarını çizerek kestikleri noktayı G olarak işaretleyiniz. Kenar ortaylarını çizelim arkadaşlar. Şu kenar ortay, bu kenar ortay, bu kenar ortay. Sonra ne diyor arkadaşlar? Sonra ABC üçgenin köşelerini orta nokta kabul eden KLM üçgeni çiziniz. Ee, o zaman ben bunu küçülteceğim. Bu kenar ortayları çizdim arkadaşlar. Bak şu kenar ortay, şu kenar ortay, şu da kenar ortay olduğunu biliyoruz. Şimdi ben bu şekli biraz daha küçülteyim arkadaşlar. Çünkü bana bir bayağı bir şey lazım olacak. Ee, A noktası orta nokta. ABC üçgenin köşelerini orta nokta kabul eden KLM üçgeni çiziniz. Ka Öyle bir KLM üçgeni çizeceğim ki bu orta noktası olacak. Şöyle A orta noktası. Şurası orta noktası. Ve şurası da orta noktası olacak şekilde çizdik arkadaşlar. Evet çizdik. Yani şu parçalar birbirine eşit oldu. Şunlar. Sonra şunlar birbirine eşit oldu. Sonra şunlar da birbirine eşit oldu arkadaşlar. Bu da K, L, M üçgeni oldu. Bu uygulama sonucunda elde ettiğiniz G noktası aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi arkadaşlar buradaki G noktası diyor Büyük üçgenin hangi özel noktasıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Hocam şuna dikkat eder misiniz? Şu orta tabandan dolayı arkadaşlar şununla şu birbirine paralel değil mi? Evet bak dikkat et siliyorum. Bunlar birbirine paralel. Hocam şunlar birbirine paralel. Eyvallah. E şunlar da birbirine paralel. Eyvallah. O zaman buradaki oluşan şekil ne oldu arkadaşlar? Bir paralel kenar mı oldu? Şunlar paralel. Bunlar paralel. Paralel kenar oldu. E, paralel kenarın bir köşegeni bu köşegenler nasıl kesiyordu paralel kenarda hocam birbirini ortalıyordu yani bunun devamı da ne olmak zorunda köşegen olmak zorunda yani bu doğrusal oldu ya da nasıl diyebiliriz e, paralel kenarı daha görmedik nasıl ispatlayabiliriz bunu hocam şunlar paralel ya bak dikkat et şurası a iken burası 2 a burası da a oldu mu oldu ondan sonra şurada e, şey yapacak olursak bunu uzatacak olursak hocam Şurada hem şurada birebir olanı hem de burada birebir olanı oluştuğu için kelebek sağlandı. Kelebekteki oran birebir olduğundan şu parçada da şu parça birbirine eşit olacak ve bu doğrusal olacaktı diyebiliriz. Ama en garantisi şu. Tekrar söylüyorum. Şuradaki paralel kenarda arkadaşlar. Köşegenler birbirini ortaladığı için. Hocam bu köşegen tam ortalıklısı olduğu için bunun da devamı köşegen olmak zorunda. Bu doğrusal oldu. Yani bu ne çizgisi olmuş oldu o zaman? L'den çizilen kenar ortay çizgisi olmuş oldu. Aynı şekilde hocam. Şunlar da birbirine paralel. Bakın şunlar da birbirine paralel. E, burada da bir paralel kenar çıktı. E, buradaki paralel kenarda da şu köşegense devamı köşegenler birbirini ortaladığı için devamı doğrusal olmak zorunda. O zaman bu da doğrusal olduğuna göre bu da kenar orta oldu. Bu da kenar orta. Bir sonraki şunu da çizsem bu da kenar orta olacak. Yani büyük üçgenin de yine bir kenar ortayların kesim noktası yaptı. Yani ağırlık merkezi oldu arkadaşlar. Evet büyük üçgenin de nesi oldu? Kenar ortayların kesim noktası oldu. Güzel bir soru. Hoş bir soru arkadaşlar. Yalnız şuradaki paraya kenarlı fark etmek lazım. Evet ikinci soru Denizli oldu. Geldik 3'e. Bir katlama var. Katlamada ne yapıyoruz arkadaşlar? Katlamada eski halini şöyle bir geri açıyoruz. Açtık. Şurası 6 iken katladığınız zaman burası da 6 olacak. Katlamada üst üste binan açılar birbirine eşit olacak. Burası da 7 olarak verilmiş. Hocam bunun tamamı 8 ya. 6 bölü 8 koldaki oran. Tabandaki oran da 3 bölü 4 mu olacak o zaman? Evet 6 bölü 8 3 bölü 4 olduğundan dolayı. 3 kaysa 4 k oldu burası. E hocam 7K7 ise K'yı 1 bulduk. O zaman burası 4 burası da 3 mi çıktı? Evet. Yani 3'e 4 şeklinde bulduk. ABD üçgenin çevresi soruluyor bize. Yani arkadaşlar bizim bir de şunu bulmamız lazım. Şuradaki x uzunluğu. E hocam şu açıortay doğrusu oldu ya. Buradaki x uzunluğu da açı ortay uzunluğu formülü. Kollar çarpma x tabanlar çarpma. 6 çarp 8 eksi 4 çarpı 3'ten dolayı. 48'den 12 çıktı. Kök 36. Kök 36'da nedir? 6'dır. Evet burası 6 çıktı arkadaşlar. E bizden çevre isteniyor. Çevre de 6, 6 ve 3'ün toplamı. Yani kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 15 yapıyor. Üçüncü soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 4'e. Kenan evet bu yayınla tanışmadan önce ismin burada geçmiş zaten. Kenan ee, daha önceki basım olduğuna göre. Bana bir jest yapılmamış yani. Neyse Kenan bir ABC üçgeninin iç açı ölçülerini bir pergel yardımıyla sıralayacaktır. Kenan pergeli bir miktar açıyor ve pergelin sivri ucunu A noktasına batırıyor. Arkadaşlar bir üçgeni çizelim bakalım. Şöyle bir üçgeni çizdik. Bakalım nasıl bir soru ben de merak ettim. Şöyle Kenan sorusuysa çok güzel bir sorudur arkadaşlar değil mi? Evet rastgele bir ABC üçgeni çizdik arkadaşlar. Rastgele. Şimdi Kenan belli bir pergeli açtı. Pergeli açtığında A noktasına batırıp bir çember çizdiğinde çember Üçgeni AB kenarı üzerindeki D noktasında evet pergeli şu kadar açtı. Mesela şurada kesiyormuş. Bir de nerede kesiyormuş arkadaşlar? Şurada kesiyormuş. Yani bizim çemberimiz şöyle bir çember mi olacak arkadaşlar? Evet. Şöyle bir çember. Bir parçasını çizdim arkadaşlar. Sonra e, burada kestiği noktaları da söylemiş. Biz yine de kestiği noktaları da yazalım. Şurayı D'de kesmiş. BC kenarında E'de kesmiş. Başka bir yerde de kesmemiş çember. Tamam. Ben buradan ne biliyorum arkadaşım? Ben buradan şunu biliyorum. Hocam bu da yarı çap. Şunu şöyle çizersek bu da yarı çap olacak ama çizmeyelim. Ee, şu çember buradan geçtiğine göre hop bak çemberin yarı çapı burası mı olacak arkadaşlar? Evet çemberin yarı çapı burası olacak. Ha, en azından buranın yarı çaptan küçük olduğunu dikkat edin buranın da yarı çaptan büyük olduğunu bulduk mu bulduk. Bu çember çizimiyle. Devam edelim. B noktasına batırıp B noktasına batırıp bir çember daha çizdiğimizde pergelin açıklığı aynı ama değil mi? Hala aynı açıklığında. B noktasına batırıp bir çember çizdiğinde çember üçgeni C köşesinde ve AB kenar üzerindeki F'ye de kesiyor. Aa, arkadaşlar çemberimiz şöyle olacak o zaman. şu Sadece C köşesinde kesiyormuş bir de AB kenar üzerindeki şuradaki noktada kesiyormuş. Şöyle bir çember. Hocam bu çemberse o zaman bizim yarıçapımız işte burası değil mi arkadaşlar? Evet buradaki noktayı da ne demiş bize? F noktasında kesiyor diyor. Hatta bu da yarıçap. çap. Aa, dikkat edin arkadaşlar her şey çıktı. Bak burası yarı çap. Şu kenar yarı çap. Bu kenar ne oldu? Yarı çaptan küçük oldu. Bu kenar ne oldu? Yarı çaptan büyük oldu. E, yarı, çap, yarı çaptan küçük ve yarı çaptan büyük sıralayacağız. Buradaki en küçük kenar hangisi oldu? Bu AC oldu. Sonra R olan bu oldu. Sonra bu oldu. Yani AB oldu. E, biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Kenarlarla. Açılar doğru orantılı değil miydi arkadaşlar? Evet. En büyük kenar bu AB. AB'yi gören en büyük açıdır. Yani... C açısı büyüktür. Sonraki kenar R yani BC. Yani A açısını görüyor bu. C büyüktür. A büyüktür. En küçük kenarda bu AC olduğundan göre AC'yi gören de hangi açı arkadaşlar? B açısı oldu. Yani C, A, B sıralaması yaptı. Valla arkadaşlar çok güzel bir soru. Harbiden çok güzel bir soru. Yani hocam çemberde sorulsa iyi mi olurdu? Hayır kardeşim. Çember çizmeyi hepimiz biliyoruz. Çemberde burada bir tek yarı çapı yorumlattı burada. Yani ben böyle bir soru daha önce çözdüm mü gerçekten hatırlamıyorum. Gerçekten hoş bir soru olmuş. Evet bizi böyle sorularla tanıştırdığı için hep diğer yazarın adını da unutuyorum. Hüseyin Hoca Neyse buradan Gökhan Metin Hocama ve Hüseyin, Hüseyin Hoca'ydı galiba. Tam bilmiyorum ya da Hüseyin değildi. Neyse kitabın başına bakarsınız. O hocama teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şurada şey var da oradan bakasım geldi bir anda. Neyse hocamıza da saygıda kusur etmeyelim. Şöyle şuradan bakayım ben. Evet müjdat. Müjdat hocam. Müjdat hocam teşekkürler. Tamam bu sorunun üstünde çok kaldım. Çünkü gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Ee, çok da güzel bir yorum yaptırdı burada. Yarı çap uzunluğu. R'den küçük oldu burası. Bak tamam R. Şuraya kadar kırmızıya gelene kadar R. E burası da R'den büyük oldu. R, R'den küçük ve R'den büyük. Büyükten küçüğe doğru sıralamış olduk böylelikle. Evet dördüncü soru gerçekten mükemmel bir soruydu. Geldik beşe. Böyle bir katlamış arkadaşlar. Katladığı zaman ne yapıyoruz? O eski halinden eser yok şimdi şarkısına bakaraktan şöyle eski haline geri getiriyoruz. Arkadaşlar katladım böyle. Katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam burası 8 burası 8. Aynı doğru üstte gittiği için bunlar eşit. Bunlar da birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Evet. İkiz kenarda çizilen kenar ortaya olduğundan yükseklik. 90 dereceyi öyle diye kalayabilirdik. E burası 12 hocam. Bakın şimdi şurada güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Şunlar birbirine paralel mi oldu? Aynen. Çünkü niye? Aynı doğruya dik. E bunlar da birbirine eşit. Ort taban çıktı. 12 ise burası kaç çıktı o zaman? 6. 6, 8, 13 kene. 12, 16, 23 kene. E tamamı 20 ise buraya da 10 mu kaldı? Evet. 10 ken burası da 10 mu oldu? Aynen öyle. Sonra bu üçgeni de buraya katlamışım. Hala buradaki 10, 10. Buradaki 10 yine 10. Buradaki de 12 duruyor. İşte bizden bu üçgenin çevresi isteniyor. 10, 10 ve 12'nin toplamı isteniyor arkadaşlar. O da 32 yapar. Yani cevabımız böylelikle 5. soruda C. Han oldu. Geldik 6'ya Bir futbol sahasında sabit duran topun şekildeki üç futbolcuya olan uzakları 12 metredir. Uzakları toplamı 12 metredir. Evet. Şu 3 futbolcuya olan uzak uzakları, uzakları toplamı neymiş arkadaşlar? Şöyle yapalım. X, Y ve Z'nin toplamı neymiş? X artı Y artı Z 12'ye eşitmiş. Buna göre futbolcular arasındaki uzakların toplam metre cinsinden en fazla kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi e, şu üçgen içinde bir nokta da köşelere gittiğinde ne oluyordu? X artı Y artı Z çevre ile yarı çevre arasındaydı mı arkadaşlar? Çevre ile, yarı çevre arasındaydı. Çevre bölü 2 ile çevre arasında olacaktı. E o zaman burası çevre bölü 2, Ç bölü 2 yazalım. Küçüktür 12, o da küçüktür Ç yaptı. E hocam 12'den büyük oldu çevre. Ama burada bakın şuna bakacak olursak çevre bölü 2, çevre bölü 2 küçüktür 12 ya 2 ile çarpsan Çevre küçüktür. 24 mi yaptı? E, o zaman buradan ne geliyor? En büyük değer kaç yapıyor o zaman çevresinin? Çünkü çevresi soruluyor. Futbolcular arasındaki uzaklar toplamı isteniliyor bizden. A, B, C toplamı isteniliyor. Yani o da 23 yapıyor arkadaşlar. 6. soru. Böylelikle C. Han oldu. Geldik 7. soruya. Bir katlama olmuş. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Eski haline geri getirelim şöyle. 8. burası da 8 oldu mu? Oldu. Hocam burası da 6. E, ADX. Direkt üst üste binen kenarların eşitliğinden soru çıktı arkadaşlar. Ekstra bir genişlik ya da darlık var mı? Ekstra bir durum yok maalesef. Sadece üçgen eşitliğini yapmamız yeterli olacaktır. Yani 8 eksi 6 ile 8 artı 6 arasında olacaktır. 2 küçüktür x küçüktür 14 yapacaktır. Burada x'ten kaç tane oluyor o zaman? 14 eksi 2 eksi 1 tane oluyor. Yani o cevabımız kaç yapıyor? 11 yapıyor. 7. soruyu denizli bulduk. Geldik 8'e. Homojen üçgensel bir leva bir köşesinden ipi asılırsa İpin düşey uzantısı üçgenin kenar ortaylarının kesim noktası olan ağırlık merkezinden geçer. Evet. Valla benim yıllar önce yazdığım bir soruya benziyor bu. Bakalım. Bu fizikte geçen bir kural arkadaşlar. Bununla da ilgili bir soru yazmıştım ama onu bir yayına heba ettik tabii ki. Neyse önemli değil. Benim soru da güzel bir soruydu. Dikdörtgenle yazmıştım. Burada da üçgenle yazılmış. Büyük ihtimal çok güzel bir sorudur. Bakalım çünkü mantığı çok güzel. Fizikte de kullanılıyor. ABC üçgeni biçimindeki homojen levhanın A ve B köşesinden çizilen ve uzunlukları sırasıyla 12 ve 9 olan kenar ortaylar dik kesişiyor. Bak. 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 Nereden çizilen? A'dan çizilen kenar ortay. Arkadaşlar bir kere bu e, iplastın ya bunun düşey uzantısı nereden geçiyordu? Ağırlık merkezinden geçiyordu bir kere. Ağırlık merkezi burasıysa eğer şurası ağırlık merkezinden geçecek. Tamam bunda bir sıkıntı yok şunun düşey uzantısı yani bu doğrusal. Sonra öbürünü de çizdiğim zaman A ve B'den çizilen kenar ortaylar diyor. Şu kenar ortay bu kenar ortay olduğunda biraz büyüteyim bir şekilde evet. A köşesinden çizilen 12 demiş. Hocam A köşesinden çizilen köşegen 12 ise 3'e böldüm 4 ve burası 8 mi oldu arkadaşım? Evet 1'e 2 orandan dolayı. Sonra öbürü de 9'muş. 9'sa 3'e böldüm 3 burası da 6 mı oldu? Evet bunlar da dik kesiyorlarmış. 6, 8, 10 ya da bir şeyler geliyor buradan. AB uzunluğu bir işime yarayacak mı bilmiyorum ama neyse devam edelim burada. Bu leva şekil 2'deki gibi aynı yüksekteki ipe C noktasına asılırsa yine C noktasından asılırsa arkadaşlar bu ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Bak C'den asılırsa ağırlık merkezinden geçecek. Peki burada adam bize A'dan ve B'den çizilenin dik olduğunu söylemişti. E ben buradan A'dan çizsem bir kenar ortay. B'den çizsem kenar ortay. Bunlar nasıl kesiyorlar? Dik kesiyorlar. 90, 90. Ve bunları da sırasıyla vermişti. A'dan çizilen kaçtı arkadaşlar? 12 idi. 4'e 8 idi. E hocam burası 4. Burası 8. Hocam burası 3. Burası da kaç? 6. E sonra ne çıktı burada? A. 6, 8, 13 keni. ve bu ağırlık merkezinden geçiyor ya. Kenar ortay olacak. Bir de burada muhteşem üçlükle çıktı mı? Çıktı. Bak dikkat küçük ama 6, 8, 10. Yani burası 5, 5. Hatta burası da 5 mi yaptı? 5 yaptı. Burası da 10 mu yaptı? Evet. Şimdi diyor ki bize bu leva şekil 2'deki gibi aynı yüksekteki ipe C noktasına atılırsa ağırlık merkezinin yerden yüksekliği. Bak ipin uzunluğuna i diyelim. Ağırlık merkezinin yerden yüksekliği burasıydı. Yerden yüksekliği pardon. Şurasıydı. i artı 8 artı şurasıydı arkadaşlar. Değil mi? Artı x diyelim. E burada ne oldu arkadaşlar? i artı 10 artı Şurası değil mi arkadaşlar? Evet. Burası i artı 10. A ne oldu arkadaşlar? Şuradaki i artı 8 iken i artı 10 mu oldu burası? Evet. Bu arada bir şey okumadım galiba ben. A köşesinden asıldığında ağırlık merkezinin yerden yüksekliği 12 oluyormuş. Tamam. Ağırlık merkezinin yerden yüksekliği 12 oluyormuş. Yani o zaman buradaki zeminin tavanın daha doğrusu zemine olan uzaklığı çıktı mı çıktı. i artı 8 artı 12 zemine olan uzaklık değil midir? Evet. E burada da zemine olan uzaklık yine i artı 10 artı x olmaz mı arkadaşlar? Olur. i'ler gitti mi buradan? Gitti. Buradan 20'den 10 çıktı. X'i de kaç bulduk arkadaşlar? 10 olarak bulduk. Aa, bu soru da gerçekten çok güzel bir soru. Tekrarlayalım mı arkadaşlar? Bir yere şey yapmadık. Bak şurada ağırlık merkezinden geçti. Tamam. 8'e 4 olarak bulduk burada. Şuradaki tavanın özellikle bir yere bir şey tavanın zemin olan uzaklığına bakın. Şu ip her ikisinde de aynı olduğuna göre iyi yazdım. I artı 8 artı 12. Çünkü A köşesinden asıldığında ağırlık merkezinin yerden yüksekliği 12 santimetre oluyormuş. I artı 8 artı 12 zemin olan uzaklık. E ben ağırlık merkezinden böyle çizdiğim zaman da burada 6, 8, 10 çıktı. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaya muhteşem şu çıktı. Beşgen 10 oldu. E, buradaki de ağırlık merkezinin zemin olan uzaklığı isteniliyor. Evet, tavanın zemin olan uzaklığı her zaman nedir? Birbirine eşittir. Buradaki ile buradaki aynı olduğuna göre. i artı 10 artı x eşit oldu. Bu i artı 8 artı 12'ye buradan i'ler gitti. 20 eksi 10'dan cevap da 10 çıktı. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Vallahi hoş. Ben çok zevk alıyorum ya. Neyse devam edelim. Metin. Okullarının yıl sonu mezuniyet töreninde fotoğraf çektirmek isteyen bir öğrenci grubu yan yana bir doğru boyunca dizilerek dizilerek metin okullarındayım. ben, ben de metin bir şey yapıyor zannediyorum. Metin okullarının yıl sonu mezuniyet töreninde fotoğraf çektirmek isteyen bir öğrenci grubu yan yana bir doğru boyunca dizilerek aşağıdaki pozu vermiştir. Tamam. Fotoğrafçı ve öğrenciler şekil ilgideki konumdayken öğrencinin bir kısmı kadraja girmiyor. Fotoğrafçı tüm öğrencileri kadraja sığdırmak için öğrencilerin kamera açısı boyunca doğrusal ve bulundukları doğrultuya paralel 3 metre geriye gitmesini istiyor. Aslında burada şunu istiyor arkadaşlar. Ee, bu da düzeltilecek. Ben size anlatayım. En soldaki öğrenci 3 metre gidiyor. Sonra eski bulundukları konuma göre yine aralarındaki mesafe aynı olacak şekilde diziliyorlar. Tamam? Böyle algılayın arkadaşlar. Yani bu 3 metre gitti arkadaşlar. Bak, 3 metre gitti kadraja girmek için. Bu 3 metre gidince o zaman şöyle bir durumla karşılaştık arkadaşım. Şu 3 metre gitti. Sonra ilk durumlarına göre paralel bir şekilde yine dizildiler arkadaşlar. Tamam? Sonra diyor öğrencilerin her birinin eni 30 santimetre ve aralarındaki boşluk 10 santimetre er olduğuna göre fotoğraf çektiren öğrenci sayısı en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi soruyu buna göre yapar mısınız? En soldaki öğrenci 3 metre geriye gitti. E, aralarındaki mesafe elleri yine 30 santimetre ve aralarındaki mesafe 10 santimetre olacak şekilde düz bir şekilde şöyle sıralanıyorlar arkadaşlar. Şöyle sıralanıyorlar. Böyle kaç öğrenci fotoğraf çektirir diye soruyor bize arkadaşlar bu. Şimdi Arkadaşım burada bunlar birbirine paralel mi? Paralel. 6'ya 3 oran var. Yani bu ne demek? 2'ye 1 oran var değil mi arkadaşlar burada? E o 2'ye 1 oran varsa 7.2 ise burası da 3.6 değil midir arkadaşlar? Evet. E o zaman ne yapacağız biz burada? Şimdi buradaki uzunluğu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağız ve buraya şu aralıklarda 30 ve 10 santimetre aralıklarını sonra düşünürüz. Bu aralıklarda kaç tane öğrenci sığdırırım? O zaman buranın en fazla kaç olabileceğini bulmalıyız. Yani ben buraya bir x diyecek olursam x toplamlarıyla farklar arasında değil mi arkadaşlar? Yani şurası kaç yaptı toplamda? 10.8 yaptı. E burası da 9. Toplamları 19.8 ile farkları kaç yaptı? E 1.8 mi yaptı? Evet 1.8 arasında olacak. Ama en çok iyi isteniliyor bizden. Yani x 19.8'den yani 1980'den ne olmak zorunda arkadaşlar? Küçük olmak zorunda. Peki şimdi şunu yorumlayalım. Bizim elemanlar nasıldı arkadaşlar? Eni 30 santimetreydi. Bak fotoğraf kadrajındayken eni 30 santimetreydi. Aralarındaki boşlukta 10 santimetreydi. Yani her bir 40 santimetreye bir öğrenci mi sığıyor arkadaşlar? Evet. Sonra 41 santimetre olunca öbürü de fotoğrafa girmeye başlıyor. Bak dikkat et. Eni 30 boşluk 10. Her 40 santimetrede bir öğrenci var. Yani ben 1980'in içerisinde kaç tane 40 var onu bulayım. 1980'i ne yapacağım o zaman? 1980'i 40'a böleceğim. Hocam bu Bu 4 kere 4 16 160 8 38 380 kaldı. Ee, 4 kere 9 36 360 20 kaldı. Ee, bu da 200 dersek 49 virgül kaç yapıyor arkadaşlar? 5 yapıyor. Evet. Burası ne yaptı arkadaşlar 1980 içerisinde 49,5 5 tane boşluk var demek bu e 49,5 tane boşluk demek ne demek arkadaşlar 49,5 tane 40 var demek Daha doğrusu e her 40'ın içinde de bir tane öğrenci yok muydu Evet her 40'ın içinde de bir tane öğrenci varsa arkadaşlar en son bak geliyor 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 şurada bir şurada da bir öğrenci var şurada şu boşluklarda Hani şurada bir kişi var burada iki kişi var burada üç kişi var Toplamda buraya kadar gelene kadar burada 49 kişi var. 50. kişiye kadırcıya giriyor mu? Girmiyor arkadaşlar. O zaman cevabımız ne yapacak? 49.5'ten küçük olan 49 yapacaktır arkadaşlar. Cevap Edremit oldu. Tamam? Yalnız buradaki cümle düzeltilecek. Haberiniz olsun. Aa bu da güzel bir soru. Tahminci de benzerlik de girmişti hani biri, ikiye 2'ye 1 oran var. 2'ye bir oran var. Bunu da ve biraz tahmin edebiliyoruzdur. Neyse. Evet 10. soruda Birinci adım demiş eşit açılara bölünmüş açı ölçer ve bir çizge yardımı ile köşesi o olan yukarıdaki açı oluşturuluyor. Evet kaç tane şey var arkadaşlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 burada 9 burada 18. Yani her bir bölümü 10 derece 10, 20, 30. O zaman burada kaç kaç derece oldu? 30 derece oldu arkadaşlar. Evet eşit açılara bölünmüş açı ölçelere bir çizge yardımı ile e, köşesi olan Köşesi O olan yukarıda kaç oluşturuyor? Yukarıdaki kaç, kaç derece oldu arkadaşlar? Şurası 30 derece oldu. Sonra diyor ki ikinci adım. Pergel ile birinci adımda çizilen açıyı. Pergel ile birinci, açı, birinci e, adımda çizilen açıyı. A ve B noktalarında kesen O merkezli sarı çember Y'ye çiziliyor. Evet sarı çember Y'ye çiziliyor. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap değil mi arkadaşlar? Evet. Sonra devam edelim. Daha sonra pergel ile C noktasında kesilen. A ve B merkezli eşit yarıçaplı kırmızı ve mavi çember yayları çiziliyor. Arkadaşlar bu A merkezli şu kırmızı yay çizilmiş. Sonra B merkezli mavi yay çizilmiş. C noktası da o şekilde belirtilmiş. Yani şunlar da birbirine eşit olarak söylenmiş aslında. Sonra üçüncü adım ne diyor arkadaşlar? Ee, sonra C noktasının O A ve O B'ye göre simetrikleri alınıp sırasıyla D ve N. Bakın burası kaçtı? 30'du. Ben ne biliyordum arkadaşlar? Bildiklerimi şöyle koyayım isterseniz. Hocam şunlar birbirine eşitti. Şu eşitleri yazalım isterseniz. Şunlar birbirine eşit. Sonra bunlar birbirine eşit. Sonra C'nin simetriği alınmış arkadaşlar. C'nin simetriği alınmış. D noktasına gelmiş. Sonra bu doğruya göre de C'nin simetriği alınıp E yapılmış. Hocam şu dik değil midir? Simetrikte. Aynı zamanda şunlar birbirine eşit değil midir? Evet. Hocam bu da diktir. Ve aynı zamanda şunlar da birbirine eşit değil midir? Aynen öyle. E bizden ne isteniyor? Üçüncü adımda da sonra OC uzunluğu çizilip OC uzunluğu çizilip şu OC uzunluğunu da bir çizecekmişiz arkadaşlar. Çizelim bakalım. OC uzunluğu çizilip 20 cm olarak ölçülmüştür. Hmm. DE uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Oy oy oy. Hocam aklıma ne geldi burada? Bakın şurada tamam burada geçtikler bir işimize yaramıyor gibi. Hocam şuradan A.B. çizsek mi? Yok bence çizmeyin. Ne yapabiliriz burada? Hocam dik tabanı keş parçaya bölmüş mü? Bölmüş. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Hemen oluşturduk. Hocam burada da dik taban iki eş parçaya bölmüş. Atma yine ne gelecek? İkiz kenar oluşturduk. E oluşturucu ne geldi? Hocam şuradaki 30 dereceyi de kullanacağız. Bak dikkat et. Burası AA. Buraya da BB diyecek olursam. A artı B açısı kaç derece? 30. 2A artı 2B kaç yapar arkadaşlar? 60 yapar. Yani şurada kaçının tamamı 60 yaptı. Bu arada şu OC uzunluğunu 20 olarak vermişti. E o zaman burası da ikiz kenarlıktan 20. Hatta burada da dik taban iki eş parçaya böldü. İkiz kenarlıktan burası da 20 oldu. Şuradaki açıyı da 60 bulduk. Bizden DE uzunluğu isteniyor. DE uzunluğu arkadaşlar şu değil mi? Evet. E şurada bir siyah üçgen oluştu. Tepe açısı 60 ve şunlarda da ikiz kenar 20 20. 180'den 60 çıkart. 122'ye böl. 60 60 oldu mu? Oldu. Yani eşkenar üçgen çıktı. O zaman burası da kaç çıkar? 20 çıkar arkadaşlar. Ve böylelikle kaçıncı soru bu? 10. sorunun cevabını da ne bulduk? Denizli bulduk. Ve böylelikle bu bölümü yani 4. bölümü de bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde 5. bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.